Efendim ben Perihan Tantu, Kripto Para'ya hoş geldiniz. Sevgili Gökçe Çalışan bugün bizlerde. Gökçe merhaba, günaydın, hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, yine bol bol yoğun bir haber akışımız var. Bu haber akışı içerisinde hem sizin merak ettiğiniz, hem sorularınız, hem de birazcık aslında kripto paraların seyri üzerine konuşacağız. Hem güzel de bir grafiğimiz var. Bu grafikte aşağı yukarı kripto paraların all time high seviyeleri, yani görmüş oldukları en yüksek seviyeler, görmüş oldukları en yüksek seviyelere, şu anki uzaklıkları, bunların her birini değerlendireceğiz ama an itibariyle baktığımızda Bitcoin ve Ethereum tarafından yeni rekorlar geldiğini görüyoruz. Haber akışı da oldukça fazla. Senden önce az önceki programda da biz değerlendirdik. Mesela BlackRock'ın, ki BlackRock dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi, yani 7.4 trilyon dolarlık bir fon yönetiyorlar. Amatörce de olsa Bitcoin ile ilgilenmeye başladık artık dediler. Yani ne diyorsun bu son gelişmeler için? Herkes kripto para konuşmaya başladı. Şu an gözler hepinizin üzerinde ve ağzınızdan çıkacak yorumlar da aslında. Evet, yani BlackRock aslında zaten böyle bir departman da açmıştı. Bunu da konuşmuştuk. Zaten biliyorduk bunu. Bu haber tekrar bir gündeme gelmiş oldu. Evet, kripto paraya ilgi devam ediyor kurumsalda, Tesla'nın alımıyla da beraber. Şu anda da 52 bin seviyesini gördük Bitcoin'de. 51.500'den de şu anda işlem görmekte. Ethereum'da da 1900'ü gördük. Şu anda dediğiniz gibi yeni rekorlar kırılıyor. Piyasa oldukça güzel gidiyor diyebiliriz. Şimdi bizim az önce konuştuğumuz asıl Gökçe şuydu. Tamam, burada kripto paralarda hem fiyatlar yükseliyor ama fiyatlar da böyle hacimsiz değil, gayet hacimli yükseliyor. Hatta dedik ki işte neredeyse Bitcoin işlem hacmi işte gümüşle yarışır hale geldi. Baktığımızda mesela James Ballard da bununla ilgili bir açıklama yapmış ama demiş ki Bitcoin dolara değil ama altına rakip. Yani bu altının gidemiyor olmasını mesela siz de kripto paralara, özellikle Bitcoin'in bu işlem hacmine ve performansına bağlıyor musunuz? Bağlıyoruz. Gümüşten bahsettiniz. Aslında kripto paraların toplam hacmi gümüşü geçmiş durumda. Sadece Bitcoin'i ele aldığımızda da altın, ki en büyük asettir şu anda yatırım, tabii, 11 tabii. trilyonla beraber, %10'una yaklaştı Bitcoin. Aslında güzel de oradan payda çalmaya başladığını İnanılmaz görüyoruz. Bir hacim. Yani evet. %10 dediğin, bunun işte yarısı altın yatırımcısı olsa altın fiyatlarına inanılmaz bir baskı yaratacak. Bir hacim aslında düşünecek olursak. Evet, evet. Altın fiyatlarında da bir gerileme oldu. Hem bir yandan da dediğiniz gibi Bitcoin para birimi olmaktan öte altına rakip olarak görülüyor. Dijital altın olarak görülüyor. O noktada da zaten bir yatırımcının kayması söz konusu oluyor. Peki bu seyrin devamını bekliyor musun Bitcoin'de? Yani fiyatlar böyle gaza basmış bir şekilde son derece hızla yükselmeye devam edecek mi? Yoksa kısa vadede bir kar realizasyonu beklentiniz var mı? Şöyle, biz yeni yıla 20 bin seviyesinden girdik. Yani 50 binde de şu anda da gidiyoruz. Ne oldu? Çok güzel haberler geldi. Birçok farklı hem bankadan hem ödeme araçlarından, Visa'dan, Mastercard'tan, işte Tesla'nın alımı, kurumsal ilgisi vesaire derken hiçbir olumsuz haberle aslında bir yılının bir iki açıklaması hariç pek de bir karşılaşmadık. Her şey güzel gitti ve 2,5 katına kadar da çıktık bu kadar hızlı bir süreçte. Şimdi biraz aslında eskisi kadar da hızlı bir yükseliş yok. Hafif yukarı yönlü. Aslında yatayda da gittik biz 2021 yılı boyunca. Şimdi bizim daha farklı haberlere de ihtiyacımız var aslına bakarsanız. Böyle bu hızlı yükseliş oldu. Şu anda eski etkiyi yapmıyor. Hani bizim Tesla'nın alması çok büyük bir etki yarattı. Ama bizim yeni yeni kurumsallara ihtiyacımız var şu anda. Yeni kanlara, yeni canlara diyorsun. Evet, evet. Bu arada grafiği siz de ekranlarda görebiliyorsunuz aslında. Şimdi Ethereum tarafında da mesela görülen en yüksek seviye. Yani biz buna kısaca all time high diyoruz ya hani. Orada da bir 2000 dolar görülür mü? 2000 doların üzerine bir fiyatlamaya şahit olur muyuz diye hep konuşuyorduk. Nitekim oraya yakın bir fiyatlama görüldü Ethereum'da. Peki Ethereum cephesi için ne düşünüyorsun? Ethereum'un bu fiyatlamayı almasını aslında biz bekliyorduk. Aslında biz Ethereum'un daha da değerlenmesini bekliyoruz ama hep de konuşuyoruz. Bunu yüksek fiiller biraz bunu engel oluyor. Şu anda Ethereum'un yükselişte olması aslında Ethereum 2.0'a olan güveni gösteriyor diyebiliriz. Çünkü şu andaki DeFi işlemleri birçok kullanıcı açısından kullanılabilir değil. Şu anda sadece hani beklemekteler. 2.0'ı bekliyoruz hep beraber. Hani Ethereum'da durum bu haldeyken bir yandan da rakiplerini hep konuşuyoruz. Rakiplerinde yükselmeler oluyor. Mesela bu son dönemde en çok kazandıran coinlerden işte Polkadot oldu ki Polkadot'un üzerinde yine bir DeFi platformu olarak değerlendirebiliriz.
47 tane proje geliştirilmiş durumda. Tabii ki Ethereum'da çok daha fazla var ama biraz sanki Polkadot'ta rol çalma durumu da söz konusu denebilir şu anda. %30'luk bir yükseliş elde etti. Sizinle Avalanche'ı da çok konuşmuştuk. Avax'ta da çok büyük yükselişler olmuştu ki hani ilk çıkışı 2 dolarlardayken biz 50 dolarların üzerinde fiyatlandığını gördük ama şu anda geri çekilmiş durumda Avalanche'da. Ağda yaşanan sorunlar nedeniyle. Bu sorunları çözdüler aslına bakarsanız büyük bir oranda ama bazı büyük borsalardan, yurt dışı borsalarından çekim işlemleri Avalanche'ın durdurulmuş durumda. Bu bir fiyatta baskı oluşturuyor ki hani biraz itibar konusu bu, hani bu işlemlerin durdurulmuş olması. Ama Avalanche çözdüğünü söylüyor bu sorunlarını. Eğer ki hani bu şekilde ilerler de hani tekrar olursa Avalanche'da da bir yükseliş söz konusu olacak. Çünkü şu anda DeFi tokenlarının dönemindeyiz biz. Şunu da sormak istiyorum. Şimdi bir haber daha vardı. Facebook destekli kripto para projesi Diem'in yakın zamanda hayata geçecek olması. Mesela buraya yeni ilgi getirir mi sence? Kesinlikle getirir. Şöyle bunu yorumlayabiliriz. Mesela PayPal'ın 35 milyon tane kullanıcısı var. Ve hani PayPal, Bitcoin ve kripto paralarla işlemlerini açacağını söylediğinde inanılmaz bir fiyatlama biz gördük. Şimdi Facebook'u değerlendirdiğinizde Facebook'un 2,5 milyar kullanıcısı var. Hani dünya nüfusunda ciddi bir paya sahip Facebook kullanıcı sayısı. Şimdi Facebook'un çıkartacağı bu kripto parada aslında daha farklı bir durum var. Çünkü 2,5 milyar kullanıcıya anında ulaşabiliyor olmak bir sistem üzerinden çok büyük bir güç aslına bakarsanız. Ve bu proje uzun süredir de devam ediyordu. Ama regülatörler tarafından, özellikle Amerika Birleşik Devletleri tarafından önü kesilmek istendi ki bir tehdit oluşturuyor. Bir özel bir şirketin böyle bir güce 2,5 milyarlık insana ulaşabiliyor olması. Bunu da hani şöyle yorumlayabiliriz. Özellikle hani küçük, daha küçük ve kırılgan ekonomilerde, daha sabit para birimlerinin olmadığı, daha hareketli olduğu dövizlerin, ülkelerde bu zarar verebilir. Neden dersiniz? Hani kişiler kendi devletlerinin ulusal para birimlerini kullanmak yerine bu para birimine yönelebilir korkusu vardı. Diğer yandan büyük devletler de kendisi için bunu bir tehdit olarak algıladılar. Çünkü Facebook ilk çıktığında Libra adıyla çıkmıştı ve Libra'nın aslında fiyatlanması bir stabil coin olarak fiyatlanacaktı. Ne olacaktı bunda? Belli bir oranda dolara, belli bir oranda euroya, yuana vesaire bağlı olacaktı. Ama 2,5 milyarlık bir kitleye hitap edecek olması bu büyük gelişmiş ülkeleri de korkuttu. Çünkü eğer çok kullanılırsa ve hani Facebook arkasındaki şirket herhangi bir şekilde bu sepetteki fiyat oranlarında, döviz oranlarında bir değişiklik yapmak isterse bu bir gelişmiş ekonomilere de zarar verebilir diye düşünülüyordu. Aslına bakarsanız bu süreçte bayağı bir zaman aldı. Facebook'un ikna etmesi gerekti bu ülkeleri ki hani parayı çıkarabilsin. Şu anda bu sepet fikrinden vazgeçmiş durumdalar. Amerikan dolarına endeksli bir para birimi olarak çıkacak. Bu şekilde. Bu arada tabii sosyal medyadan özellikle Twitter'dan gelen soruları da yanıtlamaya özen gösteriyorum. Cemal Bey'in de bir sorusu var. Ripple mahkemesi ne olur, ne düşünür Gökçe Hanım der. Ripple mahkemesi 22 Şubat'ta. Şimdi bekliyoruz bu tarihi ama bu aslında bir de ön duruşma olacak. Daha yakın bize 1-2 gün önce Ripple ve SEC tarafından bir açıklama yapıldı. Henüz bir anlaşmaya varamadıkları yönünde. 22 Şubat'ta bir ön duruşma tarihi. Bir karar çıkmasını hani bu kadar erken zaten hani beklemiyoruz. Bu süreç bir 6'ya yakın en azından sürecektir diye tahmin ediyoruz. Şu anda ben Ripple'ı riskli olarak görüyorum. Çünkü bilmiyoruz bu nereye gidecek. Eninde sonunda SEC ve Ripple bir anlaşmaya varacaktır ama bu dava tarihlerinde fiyatlar çok hareketli olacaktır diye biz yorumlayabiliriz aslına bakarsanız. Hani eğer şu anda yoksa belki uzak durmakta fayda olabilir Ripple'dan. Çünkü bu dava süreci nereye gider çok
bilinmiyor. Yani. Açıkçası diyorsun. Hı hı. Şimdi Gökçe, aslında hani böyle ülkelerin de kripto paralara bakışları birbirinden ayrışıyor ya, farklı farklı. İşte geçen Hindistan'dan bir açıklama geliyor, öbür evet. taraftan bir açıklama geliyor. Bunun mesela piyasada çok konuşulduğunu duyuyorum. Yani hani ülkelerin kripto paralara bakış açıları, mesela kripto paraları nasıl etkiliyor? Mesela işte seni hazırlamış olduğum mesela raporda ülkelerin kripto para adaptasyonu var. Hı hı. Bu adaptasyona mesela hangi ülkeler ön planda ya da hangi ülkeler şu an kripto paraları reddetme yoluna gidiyor? Biz Nijerya'yı konuşmuştuk, İran'ı konuşmuştuk, Hindistan'ı konuşmuştuk. Nijerya'da çok garip bir şey oldu. Merkez Bankası kripto paralarla işlem yapan bütün hesapları ve finans kuruluşlarını engellemiş durumda. Ama Nijerya'da mesela Bitcoin kara borsaya düştü şu anda ve %36 primle satılıyor. Yani 70 bin dolara. Bu işin pazarlığını yapmak isteyen ya daha ticaretini yapmak isteyenler için güzel bir kapı diyorsun. 70 bin dolara kadar çıkmış durumda. Şu an Nijerya'da 70 bin dolardan fiyatlanıyor Bitcoin. Ki yapılan bir ankette de şu açığa çıkmış. Nijerya'daki bu ankete katılan 3 kişiden birisi kripto paralarla işlem gerçekleştirmiş. Bu dünya üzerindeki en yüksek oran bu arada. Ki Nijerya nüfusunu düşündüğümüzde Afrika'nın en büyük nüfusa sahip ülkesi ve hani göz ardı edilemeyecek bir ülke aslında bakarsanız bu yoğunluk bakımından. Ondan sonra Vietnam geliyor. Vietnam'da da yine bu kripto paralara ulaşımı engelleyici yönde bir kararlar alınmıştı. Ama Vietnam'da ikinci sırada. Üçüncü sırada biz geliyoruz. Yani yasak daha mı çekici hale geliyor acaba o zaman ülkelerde? Ben böyle anlıyorum evet. anlattıklarından. Yani yasaklanamıyor hiçbir şey. Hı-hı. Yani bu sonuçta bu teknolojik bir devrim gerçekleşiyor. Bu engellenemez. Nasıl ki hani internet hayatımıza girdi, bu şekilde şey oldu. Kripto paralar da böyle olacak. Bunu engelleyemeyecek hiçbir güç diye ben düşünüyorum. Açıkçası. Peki Türkiye bunun neresinde? Yani biz bu konuda mesela hem yatırımcılar olarak neresindeyiz, hem Merkez Bankası olarak bu işin mesela bir adım önünde gidiyor muyuz? Şimdi senin söylediğin şey çok önemli. Bu engellenemeyecek, engellenemeyecekse hayatımızda olmaya ve gelişmeye devam edecek. O yüzden de aslında burada ülkelerin de kendi yarışları olacak belki. Yani bu noktada en hızlı adım atanlar bu yani kripto paralar ya da dijital paralarda ön plana çıkan aslında ülkeler olacak bu durumda. Peki biz bu işin neresindeyiz sence senin bakış açına göre? Öncelikle Türkiye'deki yatırımcılar çok hevesli, öğrenmeye çok açık. Biz dünyada 3. sırada falan geliyoruz bu kripto paralara ilgi bakımından ki hani çok da takip ediliyor. Bu hani Türk insanına da uygun. Hani seviyoruz biz böyle bir işleri. Riski seviyoruz. Kısa vadede para kazanmayı seven bir milletiz. Yani açıkçası o yüzden şimdi burada da yüzdeler falan yazınca bizim yatırımcıların da hakikaten evet. ilgisini çekiyor ama. Evet, evet. Yani güzel bence ülkemiz adına çok güzel kripto paralarda hani yatırımcının ilgisi var, takip ediyor piyasayı, öğrenmek istiyor. Bu güzel bir yandan. Diğer yandan da Merkez Bankası'nın zaten bir planı var. 2021 yılında kendi Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi dijital parasını çıkartmak adına şu anda da pilot çalışmaları yapılıyor. 2020'nin sonlarına doğru 2021'de pilot çalışmaları tamamlamak istediklerini, planladıklarını söylemişlerdi. Şu anda bakalım hani yetişirse bu yılın sonunda bizden böyle bir haber çıkabilir. Şu anda bu kripto paralardaki merkez bankalarının kendi kripto paralarındaki en önde giden ülke Çin. Çin bu yönde bayağı bir yol kat etti. Geçenlerde de 30 milyon yuan tekrar bir kripto para dağıtımı gerçekleştirdi. Çin önde gidiyor, diğer ülkelerde kaçırmak istemiyor. Aslında biz Facebook'un bu çıkartacağı para biriminde büyük bir etken olarak da değerlendirebiliriz. Çünkü çok büyük ses getirmişti. Şu andaki yani uluslararası düzeyde hızlı ve ucuz maliyetle para göndermek çok büyük bir şeye dönüştü. Konuya, konuşulan bir konuya dönüştü. Facebook bunu sunabiliyor. Merkez bankaları neden geride kalsın? Şu anda da bir teknoloji savaşı aslında içerisindeyiz. Herkes ön sıraya geçmeye çalışıyor. Bütün ülkeler kendileri uğraşıyorlar bu süreçte öne geçebilmek adına. Gökçe, çok güzel bilgiler aldık senden. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum vermiş olduğun değerli bilgiler için. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Ve efendim böylelikle kripto paranın da sonuna gelmiş olduk. Çünkü biz ayrılan sürenin sonuna geldik ama yarın yine aynı saatte sizlerleyiz. Hoşçakalın.